Merhabalar sevgili Bereket TV izleyicileri, merhabalar sevgili çiftçi dostlarım. Ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner. Toprağın Şifası'nın yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugün enteresan bir konumuz var ve enteresan bir çiftçimiz var efendim. Ee, sizlerle birlikte bugün jojoba veya Orijinal e, söylenişiyle kendi memleketindeki söylenişiyle hohoba bitkisini e, incelemek üzere e, faydaları nedir, nerelerde kullanılır ve nasıl yetiştirilir, nasıl gelmiş, Türkiye'de ziraatine nasıl başlanmış, e, anavatanı vatanı e, bizim topraklarımız değil çünkü e, Amerika e, çöllerinde yetişen bir bitki Nasıl olmuş da buraya gelmiş? Peki burada yetişiyor mu ve ne kadar çok önemi var? Bunları konuşacağız. Bir sanayi bitkisinden, bir yağlı tohumdan aslında bahsediyoruz. Sizlerle birlikte farklı bir bitkiyi işleyip öğreneceğiz. Program konuğumuz her zamankinden biraz daha farklı e, yapıyoruz bu programı. Program konuğumuzu da baştan itibaren götürüyoruz. Çünkü program konuğumuz o kadar çok bilgili ki e, bu konuda ve e, ülkeye de ilk getirenlerden, kültüre de burada ilk alan kişi olduğu için geniş alanlarda ilk alanlardan, bu işi ilk yapanlardan olduğundan birlikte yapacağız. Sonra da daha sonra da bu işi yapmaya başlayan bir başka e, çiftçimizin, tarlasına konuk olacağız. Nasıl yapmış, nasıl işlemiş fidanları ne durumda şimdi bahçe ne durumda onu göreceğiz. Önce program konuğumuzu e, kısaca tanıyalım istiyorum. Bize kendisini tanıtacak. Merhabalar efendim. Bizi kabul ettiniz. Bizimle birlikte program yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz misafirperverliğiniz için. Hoş geldiniz. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız bize? Ben Hüsnü Akteşir, Emekli mülki idare amiriyim. Toprağa olan sevgimden dolayı ee, emeklilikte bu jojoba üzerine e, çalışıyorum amacım jojoba bitkisini yaygınlaştırmak e, ve yağını ithal ettiğimiz bu bitkinin çoğalmasını sağlamak ve ülkemize ekonomik bir değer bir katkı yaratmak. Hüsnü Bey bunu ilk Türkiye'ye siz getirmediniz zannediyorum. Ee, hayır 1980'li yılların başında e, şimdi sizlere ömür rahmet oldu Adana'da Tam Sami rahmet. Dinkçioğlu bu işi başlatmıştır. Osmaniye'de bir yerde ekmiştir. Ancak ekilen sahanın kendisine uzaklığından dolayı bir de yaşından dolayı ilgilenemedi ve ondan aldığım bayrağı, bilgileri şimdi ben kendim uygulamaya çalışıyorum. Siz nerede peki karşılaştınız bu ben bitkiyle? Ben ilk önce Bilim Teknik Dergisi'nde bir makale okumuştum. Hı hı. 1985 yılında. O kişiyi buldum Adana'da arazisini de, jojobaları da Osmaniye'de görmüştüm 88 yılında. Daha sonra Amerika'ya gitme imkanı olduğunda Amerika'da, Kaliforniya ve Arizona'da inceleme fırsatı buldum. Oradan tohumunu, bitkisini ve bilgisini de getirdim. 1991 yılında tohumları ektim. Fidanlar yetişti. 1994 yılında da bu gördüğünüz bahçede ekildi. Şu büyük ağaçlar ilk ekilenler. Ancak şunu gördük ki tohumdan elde edilince verim çok farklı oluyor, gereksiz miktarda erkek çıkıyor ve seçilmiş ağaçlar yaptıktan sonra, seçilmiş ağaçlar bulduktan sonra onları da çelik yöntemiyle çoğalttık. Evet, fidan ürettik ve şu gördüğünüz küçük fidanlar, şunlar çelikten yetiştirilmiş, verimi yüksek olan yani içerisinde bulunduğumuz bahçe aslında bir seleksiyon bahçesi. Sizin hala çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz ve üretimi yaptığınız bahçe burası. Şimdi sevgili çiftçi dostlarım, sevgili izleyiciler, Hüsnü Bey bu konuya o derece gönül vermiş ki Türkiye'ye görev dolayısıyla gittiği Amerika'dan Türkiye'ye döndüğünde ee, ortaokul çağında bir e, çocuk olan oğlu da e, kendisinin hevesiyle birlikte Ziraat Mühendisi olmuş ve arkasından hem masterını hem doktorasını da jojoba üzerine yapmış. Yani e, ve zaten Hüsnü Bey burada e, eşiyle birlikte çalışıyor bahçede. Hasadı da birlikte yapıyorlar. E ekimi, dikimi, bahçenin bakımını da birlikte yapıyorlar. E, oğulları da bu konuda e, doktorasını yapmış bir Uz An. Kısacası burası bir aile işletmesi efendim. Burası bir küçük aile işletmesi, aile bir arada çalışıyor ve götürüyor. Şimdi yetiştiriciliğe geçmeden önce Hüsnü Bey neden bu kadar önemli ve özellikli bir yağ? Nedir sanayi özelliği? Bunu sizin ağzınızdan bir de e, izleyicilerimize duyuralım. Şimdi Jojoba yağı yüksek basınç ve sıcaklığa dayanıklı bir yağ olduğu için ve Yani gres yağı gibi mi efendim? E, Sürtülmeyi de engelleyen mumsu tabii, bir tabii, yağ çünkü e, biliyoruz. E, mumsu bir yağ ve İngilizce'de e, esasında yağ olarak nitelenmiyor wax olarak niteleniyor yani mum şeklinde. E, çok yüksek derecelere dayanıklı e, oksidasyon olmuyor. Yani bozulmuyor oksijenle. Ve e, sürtünmeyi de kaydırıcı hale getiriyor. Sürtünmeyi yok ediyor. Çok e, özellikleri olan bir yağ ama en çok kozmetik alanında e, kullanılan bir yağ sevgili izleyiciler Hüsnü Bey'in söylediği gibi kozmetikte kullanımı fazla. Neden kozmetikte kullanımı fazla biliyor musunuz? Çünkü bu yağın cilde ve saça inanılmaz faydası var. Örneğin yara izlerini geçiriyor. Bu yüzden e, merhemlerin terkibine giriyor. Ana vatanı olan e, Amerika'da Amerikan yerlileri cilt kanserlerinin tedavisinde kullanmışlar. Doğumu başlatmakta kullanmışlar. E, ve yine yaraların tedavisinde kullanmışlar. Sivilcelerin giderilmesi sivilce izlerinin giderilmesinde bir de aslında Jojoba e, balinaların hayatını da kurtarmış biliyor musunuz e, balina yağı çok kıymetli bir yağ ağır iş makinalarının e, parçalarında kullanılan çünkü basınca ve yüksek ısıya dayanıklı korozyonu önleyen bir yağ e, ve balinaların toplu halde katli söz konusuymuş. Ama bu yağın, Jojoba'nın yağının bu işi fazlasıyla gördüğü, hatta yakıt performansını ne derece arttırdığı, biyodizel üretiminde kullanıldığı, hatta sıkışıldığı zaman dizel araçlarda yakıt olarak bile kullanılabilme özelliğine sahip olduğu görülünce arkasından kitlesel üretimi de hızla artmış. Şimdi bütün bunlardan sonra gelelim yetiştiriciliğine. Bilfiil fiil yetiştirici cisinin ağzından nasıl yetiştirildiğini de öğreniyoruz. Efendim yalnız şunu söyleyelim. Dişi erkek bitki farklı. Bahçeyi dişilerle tesis ediyoruz. Erkekleri de arasına tozlayıcı dölleyici olarak kuruyoruz. Şimdi erkek ve dişi bitkileri direkt fide zamanında hepsini saptayamıyoruz. Öyleyse ne olması gerek? Ne olması gerek? Doğru fidana ulaşmamız gerek. Doğru dişiye, doğru erkeğe. Efendim nasıl olacak bu? Efendim, bir seleksiyon olması şart. Yani tohumdan fidan elde edildiği zaman hepsi yüksek verimli olmuyor. Erkeğin de güçlü olanı ve çiçek durumu fazla olanı seçilmesi lazım. Dişinin de yağ oranı yüksek çeşitlerden seçilmesi lazım. Seçildikten sonra çelikle üretiliyor, çelikler köklendiriliyor ve onlar fidan haline dönüşüyor. Yani bu arada şöyle şeyler var. Şimdi biz size tohumu verelim. Bir tohum çukuruna siz 4-5 tane birden tohum ekin. Arasında dişi de çıkardı, erkek de bunu seyreltirsiniz, bırakırsınız gibi bir üretim yöntemi şu anda kullanılmakta ki bu da ne kadar sağlıksız? Çünkü hangisinin hangi zamanda dişi ile erkek aynı zamanda mı açacak, birbirini tozlayacak mı, dölleyecek mi? Çünkü bu arılarla da döllenmiyor, tozlaşmayı da oluyor. Aynı zamanda mı olacak? Ne olacak? Bütün bunları bilmeden yani rastgele bir üretim yapmamak gerek. Onu anlıyorum söyle e, doğrudur. E, çok yanlış bir yöntem tohumla üretildiğinde. Biz bunu anladık ama tabi aradan yıllar geçti ve bunun üzerine çelikle fidan ürettik. Ve fidanlarımız e, hemen ertesi yıl, ikinci yılda meyve vermeye başladılar, tohum vermeye başladılar. Ve e, seçim yapılmadan e, ekildiği zaman çok e, zaman kaybı oluyor, para kaybı oluyor. Ve, Peki sınırlayıcı buyun. koşullar nedir yetiştiriciliği için? Nerelerde yetiştirilebilir? Ee, yani bu... neye dikkat etmeli üretici? Sıcaklığa mı, neme mi, toprağa mı? Nasıl belirleyici koşullar var yetiştiriciliğinde? Şimdi e, bunun en e, handikapı, büyük handikapı soğuk. Çünkü Kasım ayında çiçek açmaya başlıyor, Mart sonuna kadar devam ediyor. Ve Mart e, sonunda biliyorsunuz soğuklar da bitiyor. Eğer soğuk olduğu zaman çiçekler zarar görüyor. Kaç dereceye kadar ee, efendim? Eksi -4-5 dereceye kadar dayanabiliyor. Küçük fidanlar daha narin oluyor ama büyük fidan ve büyük ağaçlar biraz daha dayanıklı. Fakat eksi -5'ten aşağı düştüğü zaman fidanlar, ağaçlar zarar görüyor. Bunun en de iyi ölçüsü limon ve portakalın yetiştiği bölgelerin kıraç alanlarında, eğimli arazilerinde, su tutmayan, göllenmeyen, geçirgen topraklı olan yerlerde mükemmel sonuç veriyor. Yani o zaman verimli taban arazilerde tesis etmemize gerek yok mu e, Gerek yok. E, eğimli olmasının bir sebebi rüzgar iyi alır. Düz araziler çok fazla rüzgar almaz. Çünkü bu rüzgarla tozlaşıyor. E, arılar erkek e, fide ağacın çiçeğine geliyor ama dişiye uğramadıkları için mutlaka rüzgar gerekli. Hmm. Ve e, bunun bir başka hassas olan bir konusu var. Kök boğazında rutubet olmayacak. Ve kök boğazında rutubet olduğu zaman e, orada mantar oluşuyor ve ağaca zarar veriyor. Fazla su zarar yani veriyor. Yani süzek toprak şart. Ta Tabii süzek toprak şart. Bir de şöyle bir e, e, yanlış bilgi e, olduğunu görüyorum. Zeytin yetişen yerlerde bu yetişir deniliyor. Bu son derece yanlış. Çünkü zeytin Mart sonu ve Nisan başında çiçek açar. Ama bu Kasım'da başlayıp Mart'ın sonunda kadar devam edince soğuklar kesinlikle zarar veriyor. Tabii o zaman çiçeklenme dönemi soğuğa denk geliyor. Dediğiniz gibi <laughs> eksi beşin altında zarar görüyorsa kesinlikle zeytinin yetiştiği yerlerde değil. O zaman siz yeni bir kıstas getirdiniz. Limonun ve portakalın ticari olarak yetişebildiği bölgelerde hani bahçemizde bir tane limon ağacı var ama biz Edremit'te Ayvalık'tayız işte ya da başka bir yerdeyiz. Bu bizim için kıstas değil. Ticari olarak yetiştiricilik kapama bahçelerde varsa o bölgede de jojoba olabilir diyoruz efendim e, elbette e, yani soğuk e, ve fazla su e, bunun en büyük e, engelidir e, Handikapıdır. o bakımdan e, dikkat etmek lazım yani gönül ister ki Türkiye'nin her tarafında olsun ama e, Akdeniz'in ve Ege'nin Ege'nin bu e, turunçgillerden limon ve portakal yetişen yerlerinde bu olabilir. Onun dışında evet, maalesef. güneydoğu Anadolu'nun sıcak kesimlerinde de belki söz konusu olabilir sıcaklık değerlerine bakarsak belki o bölgelere de yapılabilir. Çünkü araştırmalarımızda Suriye, Filistin, İsrail bölgeleri, İsrail'de de yetiştiricilik tabii, yapılabileceğini, tabii. yapıldığını daha doğrusu Bizden görmüştük. O zaman biz de belki daha ee, Doğu Anadolu'nun en güney kısımlarında belki yetiştiricilik söz konusu olabilir mi? Ama şöyle karasal iklim olan yerlerde denizden uzaklaştıkça e, gece ve gündüz arasındaki ısı farkı çok oluyor. Yani bu da etkiliyor mu? E, elbette. Yani e, bizim burada gece-gündüz arası diyelim 10 derece fark eder, öbür başka yerlerde e, 15 derece, 20 derece fark edebiliyor. Yani. Hmm. Ee, en güzel çöl bitkisi olmasına dayanarak bunu söylemiştim. Yani çöllerde de gece gündüz sıcaklık farkı e, olduğunda olduğuna göre acaba bir etki olabilir mi demiştim ama denemek gerek tabii daha Türkiye'de tabii, çok tabii. yeni. Ama en e, doğru ölçü limon ve portakal. Hı, hı Yani bunların yetişebildiği yerlerde bir sorun olmadan çok rahat yetişir. Kıraç alanlarda ve uzun ömürlü bir ağaç. Siz kitlesel üretimi kaç sene ömrü bu arada? Eee en az bir yüzyıl. Oo. Tabii. Çok tabii. ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Şu gördüğünüz ağaçlar 23-24 yıllık ağaçlar. Evet. E düşünün yani 23-24 yıl az bir zaman değil. Hayır hiç değil. bir insan ömrü, genç bir insanın ömrü. Tabii tabii. Evet. Şunlar da bizim çelikten yetiştirdiğimiz e, şunlar fidanlar evet. ve ee, bakın çiçeklenmeye yakın vaziyette Tabii, duruyorlar. Tabii, Kasım'da çiçekleneceğine Tabii. göre şimdiden Tabii. oluşturmaya başladılar evet, demek. Evet. Peki, kitlesel üretimi, e, burada bir de seranız var. Kendiniz üretim de yapıyorsunuz, e, fidan üretiminiz de var burada. Tamam. Çelikten mi yapıyorsunuz? Tabii, çelikten yaptık. E, seçilmiş ağaçların çeliğini almak suretiyle e, ürettik. Binlerce fidan yetişti. Kumluca'da 20 dönümü aşkın bir yer de ekildi. Orayı da gidip birlikte göreceğiz. Tabii tabii çiftçi kardeşimizle de tabii, görüşelim. Tabii tekniğine uygun bütün bildiklerimizi aktarabildiğimiz hı hı. E, örnek bir bahçe olarak göreceksiniz. Eee evet. pek sulama ihtiyacı nasıldır su ee, ihtiyacı? Çok az bir su ile e, sulandığı zaman sulandığı zaman kök boğazında ıslaklık e, rutubet yaratmamak kaydıyla damlama sulamayla burada hortumları görüyorsunuz. Evet. E, Ve şunu da görüyorum. Evet. E, Taç iz düşümüne koymuşsunuz ki kök boğazı Islanmasın. ıslanmasın tabii, diye. Tabii. E, tamamen damlatıcılar taç iz düşümünde yer evet, alıyor. Evet, doğrudur. evet, doğrudur. E, bu bu e, çok az bir suyla yetinen bir ağaç olduğu için zeytine göre ha bir öze, e, özelliği daha var. 23-24 yıldır bu bahçede 1 liralık zirai ilaç kullanılmadı. Hiçbir ilaç e, ilaca ihtiyaç duymuyor. Yani o zaman e, eğer biz Kök boğazını ıslatıp da kök çürüklüğüne, kök mantarlarına yakalattırmazsak sürekli ıslak tutup, onun dışında e, üretimi etkileyen başka bir hastalık veya zararlı mevcut değil. Değil, öyle mi? mevcut değil. E, kışın ot mücadelesi yapmak gerekiyor. Bir de e, tabandan çıkan e, bazı sürgünlerin bulanması gerekiyor. Hı hı. Aşı e, yapılabiliyor mu? Aşı maalesef başarılı olamadı, uğraştı, uğraşıldı. E, aşı iyi, e, doğru bir yöntem, başarılı bir yöntem olamadı. Hı hı. Çünkü o bilgilere de rastlıyorum. Efendim siz tohumunu ekin de ondan sonra aşı yaparsınız falan diye. O zaman bu çiftçiyi de yanlış yönlendirmek olur. Tabii, Bunun tabii. yanlış olduğunu da şimdiden e, açıkça belirtelim. Bir, e, sevgili çiftçi dostlarım, eğer Jojoba Bahçesi kapama Jojoba Bahçesi kurmak istiyorsanız bir, tohumdan tesis etmeyeceksiniz. İkincisi aşı yaparız. Siz bunları da yetiştirin ondan sonra üzerine aşı yaparız. Aşıyla biz bunları dişiye çeviririz diyenlere de itibar etmeyeceksiniz efendim. Bunlar önemli noktalar. Peki gübre ihtiyacı nasıl? Gübre eğer toprakta organik madde yeterliyse çok fazla bir gübre ihtiyacı yok. Az miktarda azotlu bir gübre verilmesi halinde ilkbaharın sürgünler daha kuvvetli olabiliyor. Çünkü bu şu anda bile büyüme yapıyor bakınız. Evet. Taze sürgünler var. Kışın büyüyor. Meyvesini Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz'da olgunlaştırıyor. Hasat döneminde Ağustos, Eylül, Ekim. Evet, aslında şu anda bahçe henüz hasattan çıkıyor herhalde. Bütün Çünkü şunu biliyorum, yanlışım varsa lütfen beni düzeltin. Bahçe aynı anda hasata gelmiyor. Dolayısıyla birkaç el hasat ediyorsunuz sanıyorum. Tabii, tabii. tabii. Yani bütün meyveler aynı anda olgunlaşmıyor. Hı. Bazen bir ay önce, bir ay sonra olabiliyor ve en ama ekim ayında tamamı olgunlaşıyor. Ekim ayında pek evet. makinalı hasata uygun mu? Ee, makinalı hasata e, uygun. Çünkü e, yerde bir taban örtüsü konulup da meyveler döküldükten sonra elektrik süpürgesi tekniğiyle çalışan, vakumla çalışan bir makineler hepsi toplanabilir. Yani zeytin hasat makinaları kısaca bu iş için uygun diyebiliriz ha, o zaman. Hayır, zeytin hasat e, makinası e, buna uygun değil. Çünkü o dalı titretiyor öyle düşürüyor. Yok e, hayır taraklı olanlar var üzerinden dökenler. E, bu çok gevrek bir dal yapısı var. Hmm. Yani kırar onu. Peki nasıl bir hasat makinesi kullanılıyor? Şimdi e, tabi Amerika'da e, büyük makinalar yapmışlar çöllerde bunu yaptıkları için e, ama bu tarımı fakat e, Türkiye şartlarında e, basınçlı bir suyla veya basınçlı bir havayla bütün meyveler e, dökülmeyenler hepsi yere indirilebilir. Daha sonra o taban örtüsü üstünde biriken tohumlar da vakumla çekilebilir, Yani o zaman şu andaki şartlarda bir makinalı hasatı söz konusudur diyemeyiz. Yani küçük... O sistemle üretilmiş makinalarımız yok. Henüz şu anda makinalar uygun olmadığına göre tesis eden çiftçilerimiz de, Jojoba Bahçesi tesis eden çiftçilerimizde henüz elle hasat edecekler. Evet. Efendim, şöyle şu anda belediyeler kaldırımlarda çöpleri bile vakumla çalışan makinalarla topluyorlar. O makinalar benzinli olsun, akülü olsun, çeşit çeşit makinalar var. Onlarla toplanabilir. Hı hı. Ancak eğer tabanda örtü yoksa toprak ve taş o tip şeyler de gelebilir. Çok güzel. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Şöyle yapalım. Şimdi diğer bahçemize. Ee, seleksiyon bahçemizden çıkalım, ee, tesis edilmiş Kapama Jojoba Bahçesi'ne doğru gidelim. Orada çiftçimizi de konuk edip yetiştiriciliğin diğer detaylarını, hasatı, verimi hepsini orada bahçede konuşmaya devam Tabii, edelim. Mem Sevgili izleyicilerimiz şimdi kısa bir ara veriyoruz. Bu arada biz de diğer bahçemize çiftçimizin yanına gidiyoruz. Birazdan birlikteyiz efendim sevgili izleyicilerimiz sevgili çiftçi dostlarımız kısa bir ara verdik ve o sırada kurulmuş olan şu anda Türkiye'deki en büyük Kapama jojoba bahçesindeyiz. Çiftçimizle birlikteyiz. Yine aynı şekilde üreticimiz Hüsnü Akdeşir de bizimle birlikte. Bu bahçenin kurulmasında kendisi zaten öne yok olmuş. Fidanları da temin etmiş ve teknik bilgiyle de destekliyor. Şimdi biz çiftçimizle tanışalım ve nasıl bu üretim yapılmış, ne aşamada, nasıl gidiyor, verim nedir, sonuç ne olmuş, bütün bunları öğrenelim efendim. Merhabalar, teşekkür ederiz bizi bahçenizde ağırladığınız Merhaba. için. Kendinizi bize kısaca tanıtır mısınız efendim? Ben Turhan Çetin, 1974 yılında ticaretle uğraşmaya başladım. Sebze meyve komisyonculuğu ile başladım. Evet. 85 yılından 90 yılından sonra ihracata başladık. Evet. Ve ihracata başladıktan sonra epey bir süre ihracat işleriyle uğraştım. Hı hı. Çocuklarım yetiştikten sonra kendim bir miktar kırsal bölgelerden arazi aldım. Ve e, geniş bir arazi hayvancılık ve tarım işleriyle uğraşmak. Öyle mi? Vesilesiyle. Galiba süt inekçiliği yapıyorsunuz sanıyorum. Hem de hobi olarak başladık. Evet. Bizim kendi çalışanlarımız çok. Onlarla hı hı. şey yapıyoruz yani dışarıya da satıyoruz. Ee, ondan sonra işte Hüsnü Bey yıllardan bu yana dostumdur. Evet. Kendisiyle zaten geliş gidiş oluyoruz. Nevrettiğini biliyoruz. Cocaba evet. için çok uğraşı verdi, emek verdi. E, bu memlekette de kırsal arazi çok olduğu için belki bu cocoba'yı bir nebze çevreye vatandaş'a yardımcı olabilmek için ben de bu işe teşebbüs ettim. Yani örnek bir bahçe evet, kurayım, örnek herkes bir bah de görsün ters, dediniz. Evet. Herkes de görsün dedim. Yani evet. Buradan e, artık gelecekteki verimi filan Hüsnü Bey biliyor. Evet. Peki nasıl bir toprak hazırlığı yaptınız? Önce e, Jojoba'nın istediği gibi bir yamaç arazi seçmişsiniz görüyorum. Evet. Peki ne yaptınız? Organik maddece siz de çiftlik sahibi olduğunuz için evet. e, çiftlik gübrenizde boldu sanıyorum. Onu kullandınız Bol. mı tarlada? Tabii da? tabii onu kullandık. Toprak hazırlamasında buralar e, çevreyi gördüğünüz gibi mehilliydi. Hı hı. Önce bir e, kendi makine iş makinalarımız var onlarla teras yaptık. Vaziyete getirdik, getirdikten sonra dranajını hazırladık. Evet, e, herhalde bir kara su e, olayı kara var su, arazide. Evet. Ya burada dağlık arazilerin tamamında karasu çıkar. Yukarının suyu aşağıya doğru aktığı zaman Hı -hı. orada bir kara su oluşturur. Evet. Hı, -hı. Yani biz de o tarlanın durumuna göre Hı -hı. tabanda bir dranaj çalışması kazdık ve Hı -hı. altına çakıl dökerek, evet. elenmiş çakıl dökerek, üzerini Hı -hı. naylonla kapatarak. Anaj yaptık. Hatlarını oluşturdunuz. Hatlarını oluşturduk. Hı hı. Ondan sonra yalaklarını kazdık. Verimli topraktan çevredeki verimli topraklardan getirdik hı hı. ve hayvan gübresiyle hı hı. karıştırarak arazimizi hazırladık. Evet, dikim çukurlarınızı, evet, arazinizin evet, işaretlerini evet. yaptınız. İşaretlerini yaptık. Ondan sonra da e, dikime başladık. Hüsnü Bey fidelerimizi temin evet. etti. Hüsnü Bey bu arada bir sorum var size. E, sıra arası ve e, sıra üzeri e, ne oldu? Dikim sırasında ideal e, bize söyleyebilir misiniz? Sıra arasını ve sıra üzerini. E, fidan arası 2 metre, sıra arası 4 metre. E, bir dekarada 125 tane e, fidan ekilebiliyor. Kaç dişi kaç erkek? 25 erkek 100 dişi. Evet yani bir dönüm alanda 125 evet. fidanımız oluyor. 100 tanesi bunların dişi ve tohum alacaklarımızda. Dişi zaten evet. 25 taneyi de evet. biz dölleyici olarak, tozlayıcı olarak tabii, kullanıyoruz. Tabii tabii ee, Bunlar bir... sizin seleksiyonunuzu seleksiyon yaptığınız çeşitlerden çeliklediğiniz elbette, fidanlar elbette. mı? Evet. Hepsi verimi yüksek olan, hemen verime geçen. Örneğin bu bahçe 2 yıl önce ...tesis edildi ve bu sene bir miktar ürün alındı. Evet. Ve o e, ürün de hemen e, alıcısı yakın zamanda gelecek. Pazar yönden herhangi bir sıkıntısı yok ve e, son derece e, dayanıklı bir ürünü var. Evet. E, uzun zaman dayanabiliyor. Hı hı. E, alıcısı da hazır. Evet. E, Türkiye zaten bunun e, yağını ithal ediyor. İnşallah ileriki yıllarda e, ürün çoğaldığında. İthalat duracak belki ihracatı da geçeceğiz. Evet. evet. Ee, ve benim bahçemde 10 yıl önce ektiğim olan bir ağaçtan ben bu sene 8 kilo ürün aldım. 8 kilo ürün evet, aldınız. Evet dönüme demek. bu 800 kilo demektir. Peki, Yaklaşık e, kaç liradan kilosu satılıyor? 5 dolar civarında bir fiyatı var. Ee, tabii bu yıldan yıla değişebiliyor. İşte 18, 19, 20 artık günün şartlarına göre değer buluyor ama pazarlama. Yani problemi yok. O zaman şöyle diyebilir miyiz. Siz bugün 10 yaşında bir bahçeden, 10 yaşındaki bir ağaçtan 8 kilo civarında aldınız ama biliyorum ki bahçenizde gördüğümde 12-15 kilo verenler Tabii de var. onlar daha eski. Siz şu eski. anda minimum şeyi ortalama, söylüyorsunuz ortalama. bana. Evet. evet. Ve bunun kilosunun da 5 dolar ortalamasında tohumun kilosunun 5 dolara Doğrudur. mı ortalamasında alıcı bulduğunu evet. söylüyorsunuz. Evet. Peki o zaman Turan Bey e bir şey sormak istiyorum. Şimdi araziyi tesis ettiniz. E, arazi de e, bu tesisinden sonra damla sulama sisteminizi de kurmuşsunuz ve e, kök boğazında hastalık olmasın diye e, ana hatlarınızdan sonra geçen laterallerden birer hat almışsınız ve onların da damlatıcılar da fidanların daha uzağında yer alıyor. E, şimdi böyle bir tedbir de almışsınız. Bütün bunların dışında Bahçede bu iki senedir bahçe iki yaşında iki senedir hastalık gördünüz mü aldığınız bu tedbirlerden sonra zararlı gördünüz mü? Hiçbir zararlı görmedik zaten ilaç masrafımız da buraya olmuyor bizim sadece ot şey için mücadelesi, e, mücadelesi için onu yapıyoruz onu da genelde biz şeyle yapıyoruz ilaç fazla kullanmıyoruz. Hı hı. İşte şeylerle, e, tırmıklarla, hı hı. çapa ile yapıyoruz, işçi ile yapıyoruz. Yani herhangi bir şey, tek tük kurumalar haricinde herhangi bir rahatsızlık, hastalık görmedim. Evet, onları da yeniliyorsunuz. Onları Yani bu da iki sene içerisinde siz bu bahçeyi tesis ettikten sonra... Bahçenin sizde bir e, yabancı ot mücadelesi dışında Hayır. size bir masrafı Hiçbir olmadı masrafı o zaman. Olmadı. Hiçbir masrafı olmadı. Sulamayı ne sıklıkta yaptınız? Sulamayı ne sıklıkta? 15 günde bir 3 saat 4 saat akıttım. Ama tabii şu anda yeni ağacın gelişim şekline göre hı. E, biz bunu takip edeceğiz. Hı hı. Yani aşırı su isteyen bir şey değil. Zaten bizim buradaki amacımız... Bizim sularımız biraz uzaktan masraflı geliyor. Hı hı. Onun için e, suya dayanıklı diye, susuzluğa dayanıklı diye biz bu ağacı biraz da ondan seçtik. Yani e, aslında e, bir müddet sonra e, daha da büyüyünce ağacınız daha da yaşlanınca sadece yıllık yağışla e, belki de yıllık yağış yeterli olacak ve bu bahçede sulama ihtiyacı, evet, ihtiyacı görünmeyecek. Evet olmayabilecek yani saçakları tabana atıp tam şey olduğu zaman. Şimdi bu ağaçlar biraz saçakları yüzünde. Hı hı. Onun için e, suyu istiyor hı hı. fakat e, fazla suyu da sevmiyor. Evet, çok Biz 15 günde evet. bir suluyoruz bunları şu anda. Hı hı. E, peki e, siz e, verimi ikinci sene bir miktar herhalde almaya başladınız üzerinden. Aldık, aldık. Bir miktar aldık. Peki iki yaşındaki bir e, şöyle bir fidandan ne kadar verdi bu sene ya size şimdi aşağı yukarı? Bizim burada ortalama 2000'in üzerinde fidan dikili. 2500 hı. diktik ama hı hı. 2000'in üzerinde fidanımız var. Sağlıklı meyve hı hı. aldığımız. Bu sene azaldık biz normal Tabii şekilde. Tabii daha iki yaşında evet, çünkü. Evet evet 100 kilo şeyimiz Hı -hı. oldu. Turhan Bey şimdi görüyorum aslında geniş araziniz var bölgede. Hepsi de böyle araziler yamaçta ve toprakları daha taşlı olan biraz daha kıraç olan yerler. E, 25 dönüm e, tesis etmişsiniz ama e, bu işin daha sonrası için e, neler düşünüyorsunuz? Ben çobaya inandım. Cocoba'nın geleceğinin iyi olacağını, yani kısa vadeli olmayacağını, uzun vadeli olmayacağına inancım var. Şu geride kalan arazilerimi de, 200 dönüm burada benim arazim var. Evet. Geride kalan arazilerimi de hiçbir şey ekmiyorum. E, fideyi hazırlatıp Hüsnü Bey'e geride kalan arazilerimin belli bir bölümüne hiç olmazsa bir 75 dönüm daha bu jojobayı ekmeyi düşünüyorum. Benim inancım var. Evet. Yani ben bu imkanı olanlar için kırsal Hı -hı. suyu az olan insanlar için bu jojobayı dikmesini öneriyorum. Tabii etrafta aslında bakıyoruz çorak ee kıraç evet. e, sıcak alanlarda boş yamaç araziler de görüyoruz. Evet. Ee, toprak derinliği müsaitse evet. e, oralarda değerlendirilmemesi için hiçbir sebep yok. Peki size etraftan hiç kimse başka böyle bir şey yetiştirmiyor. Sen neden yetiştiriyorsun arkadaş diyen ne oldu mu olmadı ya, mı? Tabii oluyor yani. Benim çocuklarım da bunu bana söyledi. Ama ben hiç kimsenin dediğine bakmadım. Ben Hüsnü beni şeylerine inanıyorum. Evet. Ve o maksatla burayı kurdum. Ve tahmin ediyorum ki bundaki bu verimi gördükten sonra bir süre sonra arazilerim hazırlamaya çalışıyorum. Hı, hı İşte bu 25 dönüm ben etrafını çevirdikten sonra tabii bu bölgede arazinin etrafını çevirmeden bir meyve dikemezsiniz. Evet. Dış etkenlerden dolayı. Hı hı. Onun için yani çevreden diyenler oldu. Neden bunu seçtin diye. Ben de dedim ki suyu az istiyor, ilaç masrafı yok, ilaç sıkma derdin yok. E, sadece küçük bir ot mücadelesiyle, e, içini koşmayla bu işi becereceksin. Masraf az olduğu için. Evet, üretim masrafları düşük, düşük, ama ürünün getirisi yüksek. Yüksek, yüksek. Evet. Yüksek. O yüzden böyle alanlarda evet. aslında e, karlı bir ürün, Kâr, evet. uzun vadeli bir ürün, uzun, meyvelik uzun gibi vadeli. düşünmemiz lazım. Ya uzun tabii. Uzun vadeli, 100 yıl, ben öyle tahmin ediyorum, 100 yıllık, 200 yıllık bu, aynen zeytin gibi evet. bu. Şeyi uzun. Vadesi uzun. Hüsnü Bey e, normalde e, bir bahçe, e, şimdi e, izleyicilerimizin, çiftçi arkadaşlarımızın da e, bilgilenmesi için soruyorum. E, bir bahçe ticari olarak e, paranın geri dönüşü için kaçıncı yılda verime yatıp da e, üreticimizin masraflarını karşılamaya başlar? Bence beşinci yılda e, tatmin edici bir gelir olur. Hmm. Onuncu yılda kat be kat fazlalaşır. Bu ağacın büyümesine ve güçlenmesine bağlı olarak ürün çoğalır. Hı hı. Ayrıca ettiğim gibi benim bahçede bu sene 20-21-22 yıl öncekikinden ağaçtan 15 kilo ürün aldım. 22 yaşındaki bir fidan tabii, 15 tabii, kilo veriyor. Tabii. Bu da dönüme 6 bin dolar demektir. Bir dönümden yani 6 bin. 1200 1200 kilo demektir dönüme. Hı -hı. dekara Ve o da 5 ile çarpıldığı zaman 6 bin dolar gibi bir e, para demektir. Ama bütün ağaçlar aynı şekilde büyüdüğü zaman bu gelir düzeyine ulaşılır. Tabii hepsi belli bir yaşa gelince susuzluğa son derece dayanıklı bir tek soğuğa dayanıksızlığı evet, var. Evet. Ee, onun dışında e, ürüne hiç çorak alanları, kurak alanları çünkü toprakta bildiğim kadarıyla yanlışım varsa düzeltin tuzluluk dahil. Çeşitli pH aralıklarına da çok geniş bir dayanımı var. Tabii dayanıklı, sabır ve zaman isteyen bir ağaç. Yıldan yıla ürünü artar. Ürünü de dayanıklıdır. Herhangi bir bozulması, kokması, çürümesi yok. Yağmur, bir yağmur, iki yağmur da zarar vermiyor. Ve ürün uzun yıllar dayanabiliyor. Şimdi üzerinden topladık tohumları. Bu sene satmadık. Seneye de satmadık, sonra sattık. Mümkün mü bu? Tabi tabi. Bozulmadan hiç. saklanabiliyor tabii, mu çeyrek tohumlar? Tabi elbette elbette. Yani rutubet olmadıktan sonra hiç bozulma olmaz. Peki e, alıcısı var mı her daim? E, elbette Ankara'da, Antalya'da alıcıları var. E, ben e, ürettiğim tohumları yetiştiremiyorum. Keşke evet. e, tonlarca olsa da e, iç talebi karşılarsak, yurt dışına ihracata yönelsek. Yani e, şunu anlıyorum o zaman. Ee, alıcı e, sizden mal talep ediyor ama o kadar fazla üretiminiz olmadığı için bu malı gönderemiyorsunuz. Ya elbette o da çok e, ürün alabilse e, yağını elde edip yurt dışına satacak. Anca iç piyasada tüketiyor tabii, şu anda. Tabii elbette, elbette. Peki yağı da bozulmuyor bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Ömrü de yağının ömrü de çok uzun. Tabii. tabi. Ee, yağının fiyatını biliyor musunuz piyasada ee, kilosu ne kadar? Piyasa fiyatını tam bilemiyorum. Ama... Peki yağı nasıl ee, distilasyonla mı, soğuk sıkımla mı, hangi preste mi, ne, nasıl elde ediliyor? Yağ e, soğuk presle elde ediliyor Hı -hı. E, ve bunun yağ oranı da. E, yurt dışında Amerika'da da tespit yaptırmıştım. E, %50 ortalama yağ oranı var. Yani 2 e, kilo tohumdan 1 kilo yağ elde ediliyor. Hüsnü Bey bir sorun var. Şimdi e, Turan Bey e, çiftçi. Hayvancılık yapıyor burada. Büyükbaş işletmesi var. E, kendi yağını bir gün sıkmaya kalktı diyelim ürünlerinin bahçesini ben yağ olarak satacağım dedi. Evet. Soğuk sıkımla topladı, sıktı tohumları. Bunun küspesini yem olarak kullanabiliyor mu? İçindeki bazı kimyasallar işlenmeden, ayrıştırılmadan kullanılmayacağını, yem olarak kullanılmayacağını biliyorum. Hı hı. Ancak o kimyasallar nedir? Hayvan yemine, hayvan yemi olarak ne gibi sakıncaları var? Onu ancak kimyasal maddelerini ayrıştıranlar bilebilir. Hı hı anladım. Yani, yani doğrudan e, kullanılmıyor. Doğrudan doğruya yem olarak kullanılmıyor. O konuda ben kısa bir şey araştırmıştım. E, protein oranı çok yüksek ama içerisindeki e, sidmonsin diye bir madde var. İştah kesiyor. Hayvanların iştahını kesmesin diye yedirmiyorlar. E, o yüzden de ancak o alındıktan sonra kullanılabilir. Dolayısıyla bunu niye söyledik? E, yarın öbür gün herhangi bir şekilde yetiştiriciliği yapılır da çiftçi arkadaşlarımız ee, bunun e, küspesini çünkü biliyorsunuz diğer bazı e, yağlık bitkilerin küspeleri ayçiçeği gibi örneğin e, yediriliyor hayvan yemi gibi olarak kullanılabiliyor ama ee, Jojoba'nınkini kullanmıyoruz efendim. İçerisindeki bazı maddelerin ayrıştırılması gerekiyor. Buradan da şunu öğreniyoruz. Bu yetiştiriciliği yapmak istiyorsa çiftçimiz toprak hazırlığımızı sonbaharda e, organik maddeyle toprağımızı her zaman söylüyorum size, e, toprağı zenginleştirerek başlayacağız toprak hazırlığımıza. Toprağımızın taşlı olmasının hiçbir önemi yok. Ee, Jojoba'nın tam aksi taşlar drenaj sağlıyor. ve e, drenajı yüksek, süzek topraklara ihtiyacı var. Nasıl programımızın ilk bölümünde Hüsnü Bey söylediyse, eğer toprak ağırsa ve su tutuyorsa kök boğazı hastalıkları olur diye. Bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Dolayısıyla taşlı topraktan endişe etmiyoruz. Süzekliği sağlıyor. Organik madde özellikle ilk senelerde fidan kendini geliştirirken çok önemli olduğu için bunu unutmuyoruz. Dikim çukurlarımızda dikim çukurları bütün arazimizi organik maddeyle zenginleştirmemiz mümkün olmasa bile dikim çukurlarımıza mutlaka bol organik madde veriyoruz. Her zamanki gibi makinalı dikim yapacaksak eğer dikim çukurlarını burguyla açmışsak yanlarında ayna oluşur. Bunu unutmuyoruz. O aynayla yanları kırıp sıyırıp açıyoruz. Ondan sonra hazırladığımız bol organik maddeli e, toprakla dikim harcıyla fidanımızı Toprakla buluşturuyoruz ve can suyunu veriyoruz. Şimdi şunu da unutmayalım. Jojoba sıcağı ve kurağı çok dayanıklı bir bitkidir desek de ilk senelerde suya ihtiyacı var. Bunu unutmuyoruz. Ve düzenli olarak fidan çok küçükken haftalık. 15 günde bir sulamalarımızı yapmayı ihmal etmiyoruz. Ondan sonra yetişkin ağaçlar zaten ne dedik çöl bitkisi. Yetişkin ağaçlar olunca yıllık yağışlarla hiç sulanmadan da yetiştirilebilmesi mümkün. Yani nedir? Biz bebekken bakalım o ondan sonra kendini kurtarınca zaten hiçbir şeye ihtiyaç olmadan arkasından meyve vermeye de devam ediyor. Evet Hüsnü Bey Buyurun. şimdi Jojoba'nın Kullanım alanlarından bahsettik. Evet. Ee, arkasından nasıl yetiştirildiği konusunu da uzun uzun konuştuk. Ee, sayın çiftçi dostumuzla da görüştük, fikirlerini aldık. Efendim eksik kaldığımız bir yer kaldı mı? Ee, yok şu anda her şeyi tanımladınız. Her şeyi konuştuk. Evet. Ee, ilginize ve gelişinizden dolayı mutlu oldum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bereket TV e, yalnız bu programla değil bütün diğer programlarıyla da e, çiftçi arkadaşlarımızın bütün e, bilgi eksikliğini de veya farklı konularda neler yapılabilir, o konulardaki eksiklikleri de tamamlamaya hızla devam ediyor. Efendim size de çok çok teşekkür ediyoruz. E, Turan Bey bizi kabul ettiniz, ağırladınız. Sağ olun bahçenizde bilgilerinizi bizimle paylaştınız. E, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben de size teşekkür ederim. E, Bereket TV'ye çalışanlarına hepsine çok teşekkür ederim sizler de sağ olun, var olun. Sağ olun, Gelecekte eksik iyi olmayın. programlar. Çok teşekkürler. Sevgili izleyiciler, Toprağın Şifası'nın yeni bir bölümünü beraber işledik ve programın sonuna geldik. Ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner. sizden her zamanki gibi rica ediyorum. Eğer siz bugün söylediklerimizin dışında jojobanın farklı bir kullanımını, farklı bir faydasını biliyorsanız lütfen ekranda aşağıdan şimdi geçen e-posta adresine paylaşın. Biliyorsunuz bütün bunları sizlerden gelenleri toplayacağız. Ondan sonra ayrı bir bölüm yapacağız. Haftaya Bambaşka bir bitkiyle birlikteyiz. Bambaşka bir programdayız. Yepyeni bir programda sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın efendim. Berekette kalın.